Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal mustakîm. Sıradan lezine en amte aleyhim gayr olman o bi aleyhim ve levvalin amin. Rahim il eûzü bi rabbil felak min şerri mâ helak min şerri gâsıgın izâ ve gâb min şerri nefâsâte fil uvâdı min şerri hasıgın ize ve gabı. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli misafirler, sevgili çocuklar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Bugün burada bir hayırlı çalışmanın hem aktivitelerini hem de görüntüsüyle, hizmetleriyle bizzat şahit olmak için hep beraber buradayız. Hem bir açılış programı hem de öğrencimizin Kur'an-ı Kerim'e geçiş programıyla ilgili siz velilerimizle bir bahaneyle bir araya geldik. Cenab-ı Hak günümüzü hayırlı eylesin inşallah. Evet, bizim din hizmetleri, yani müftülüğümüzün, yani şey başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar içerisinde din hizmetleri arasında Kur'an eğitimi önemli yer tutmaktadır. Önceden 7'den 70'e diye cümle kullanırdık. Şimdi 7'den 70'e değil, daha doğumdan itibaren başlayan eğitimlerimiz var. Özellikle 4-6 yaş eğitimlerini başkanlık olarak, müftülük olarak önemsiyoruz. Elimizden geldiği kadar her mahallemizde bir 4-6 yaş Kur'an kursunu açmaya gayret ediyoruz. Bunun için bize destek veren hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Bu caminin banisi olan yaptıran hayır sahipleri de Allah razı olsun. Bu camiyi inşa etmişler. Cami anlamında hizmet verirken caminin birinci katını da farklı amaçlarla kullanmak üzere teşrif etmişler veya tefriş etmişler. Birli bir donanım içine kurmuşlar. Biz de bu 4-6 yaşı farklı yerlerde yapmaya çalışıyorduk ama caminin bu güzelliği, bu imkanlarını görünce hem niyetlenmiş olduğumuz gayeler üzerinde hizmet etsin hem de 4-6 yaşta da hizmet etsin diye bir fikirle hareket ettik. Allah razı olsun kendilerinden.
kendilerini görüştüğümüzde kabul ettiler ve bize de maddi ve manevi destekleriyle bugün gördüğünüz gibi daha önce ihtiyaç odaklı çalışan Kur'an kursumuz hem ihtiyaç odaklı hem de 4-6 yaş şeklinde eğitime devam edecek. 4-6 yaş aynı zamanda genç annelerin Kur'an kursuna gelmesine sebep oluyor. Çocuğuna bakan, evde çocuğuyla meşgul olan anne elbette evinden dışarı çıkma durumu olmuyor. Ama çocuğunu da böyle bir eğitim faaliyet içerisinde olma imkan olduğu zaman hem çocuğunu çocuğunun manevi mesuliyetinden kurtularak onun eğitimine imkan sağlıyor. Aynı zamanda kendisi de dini bilgilerini hem tazeliyor, Kur'an öğrenmesini bilmiyorsa öğreniyor, biliyorsa daha güzel tecvidle okumasına imkan sağlıyor. Onun için bizim Kur'an kurslarımızın hepsinde 4-6 yaşı, hatta hafızlık kurslarımızda bile var. Yani 4-6 yaş eğitimi bizim için çok önemli, anne babalar için çok önemli, milletimizin geleceği için çok önemli. Çünkü ağaç yaş iken eğitilir, insanlar ta gönüllerine, o temiz kalplerine ilk zamanında güzel duyguları, manevi duyguları, Allah inancını, peygamber inancını, Kur'an sevdasını, güzel ahlaki özellikleri, terbiyeyi, edebi o yaşta kalplere yerleştirmekte her anne babanın, her eğitimcinin özellikle bizim hedefimiz değerli kardeşlerim. O nedenle bugün de bir yavrumuz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an okumaya başlamış elhamdülillah. İnşallah bu güzellik diğer çocuklarımızın da yakın zamanda aynı ifadelerle Kur'an okumaya başlamalarını niyaz ediyorum, temenni ediyorum ve bu yavrumuzu da tebrik ediyorum. İnşallah okunan o güzel ağızdan güzel sözler çıkacak. İnşallah ileriye doğru da iyi bir Müslüman, iyi bir insan olması içerisinde de hem dua ediyoruz ve onun da tohumlarını atmaya gayret ediyoruz. Onun için bu anlamda demin de ifade ettiğim gibi 4-6 yaş devam edecek. Ama burada önce ihtiyaç odaklı Kur'an kursumuz, yani yetişkin insanlarımıza Kur'an öğretiyorduk, dini bilgiler veriyorduk. Bunu şimdi bütün mahalle satında ablalarımıza, gelin hanımlara, kızlarımıza, annelerimize duyuralım. Burada mutlaka Kur'an eğitimini almaya gayret edelim. Bizim çalışmalarımız hakkında ileri geri konuşanlar olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. Biz herhangi bir gaye veya bir düşünce değil, tamamen Allah'ın dinini anlatma, Allah'ın dinini insanlar öğretme prensibiyle hareket eden bir teşkilatız. Bizim derdimiz insanlara Kitab-ı Kerim'i, Kur'an'ı en güzel şekilde öğretmek, onun emir ve hükümlerini insanlara öğretmek ve bu şekilde toplumumuzu dindar bir toplum yetiştirmektir. Derdimiz budur. İnsanlar helali ve haramı tanısınlar, hakkı ve hukuku tanısınlar, komşuluk haklarını tanısınlar. Yani Kur'an kursuna gelen bir hanımefendi evine gittiği zaman, mahallesinde ve apartmanda oturduğu zaman Kur'an kursuna geldiği belli olacak. Komşuluk ilişkilerinde, o insana olan münasebetlerinde peygamberimizin ahlakını, Kur'an'ın öngördüğü prensipleri ortaya koyacak. Komşu ilişkilerinde komşusu razı olmayan cennete giremez prensibiyle orada kendini gösterecek. Onun için derdimiz budur. İyi bir komşu, iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olma esasıdır. Bizim derdimiz budur. Yoksa dünyalık toparlamak veya dünya çıkarlarını düşünerek kendi imkanlarımızı artırmak diye bir düşüncemiz yok. O nedenle bu hesabı yapanlar bazen aleyhimizde kullanabilir ve konuşabilirler. Biz onlara itibar etmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Onun için 4-6 yaşı önemsiyoruz. Kur'an kurslarımızı önemsiyoruz. Gönlümüz şunu istiyor. Camilerimizde de beyefendiler camilerimize başvursalar, imamlarımızdan, hocalarımızdan bize Kur'an öğretin diye istekte bulunsalar, bunda da her zaman hazırız ve arzuluyuz. Yeter ki insanımızın böyle bir talebi olsun. Şimdi bazen söz söylüyor. Bazıları böyle arabaların arkasına yazılan yazılar vardı ya böyle. Şimdi onun gibi böyle Facebook'ta yazılar yapıyor. Şu kadar imam var. Bir imam 10 kişi kazansa bu kadar insan eder. Yani biz bir cumada binlerce insana hitap ediyoruz. Nasihati kabul etmek kolay değildir öyle. Değil mi? Açıklıyoruz. Diyoruz ki insanlar camilerde, Kur'an kurslarında en güzel şekilde Kur'an eğitimi var. Gelsinler öğretelim diyoruz. Böyle ucuz laflarla bu işler yürümüyor. Peygamberler yaşamışlar.
100 sene, 200 sene peygamberlik yapmış, 950 sene peygamberlik yapmış, yanında 7 kişi insan olmuş. Onun için Allah hidayet Allah'tandır. Bize düşen anlatmaktır. Biz tebliğ görevlisiyiz. İnsanların kalbine ve insanların hayatına hükmetme diye görevimiz yok. Biz insanlara doğruları, hakkı, hakikati iyi anlatırız. Kabul ve red insanlara aittir. Hesabını Allah'a, biz anlatmazsak hesabını Allah'a vereceğiz. Biz anlattıktan sonra da kabul etmeyenler hesabını Allah'a verecek. Onun için bu çalışmalar çok çok önemli. Rabbim tekrar hayır sahiplerinden razı olsun. Bütün geçmişten rahmet eylesin. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Arzu hocamıza, diğer arkadaşlara gayret ettiler. Kendilerine ben bu talimatı verdim. Bu camiyle ilgili çalışma yapın dediğimde onlar da yaz tatilinde durmadılar. Gayret ettiler. Hayır sahiplerine birebir irtibata geçtiler. Ve en güzel şekilde bu camiyi bugün, bu Kur'an kursunu bu hale getirdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Siz velilere çok teşekkür ediyorum. Evlatlarınızı buraya getiriyorsunuz. Bu, biz size yardımcıyız. Biz size hizmetkarız. Bunu böyle bilesiniz. Sizin manevi eğitim vermedeki eksikleri tamamlama noktasında size destek oluyoruz. Sizler bizim veli nimetimizsiniz. Bizler de sizin hizmetçisiniz. Bu şekilde meseleye yaklaşıyoruz. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, dünyanın en büyük nimeti evlattır. Allah muhafaza, hayırsız evlat da dünyanın en büyük imtihanı ve ağrıdır. Ağır işidir. Kaldırması çok zordur. Bu açıdan Allah bizleri, evlatlarımızı imtihan etmesin inşallah. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Annesine babasına hayırlı evlat eylesin. Dini mübini İslam'ı yaşayan eylesin. Vatana milletine faydalı eylesin inşallah. Diyorum, tekrar bu program için bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Amin. Euzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Bizlere iman ve İslam'ı bahşeyledin. Bizlere kitabı gönderdin. Bize Resul Efendimiz'i gönderdin. Bizlerin hidayeti için vesileler kıldın ya Rabbi. Bizleri bu iman ve İslam üzere daim eyle ya Rabbi. Kitabın yolunda, peygamberin izinde yürümeyi bize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu, neslimizi sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet eyle ya Rabbi. Asi olmaktan, şakî olmaktan, küfre düşmekten, isyana düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri zalim, kafir, fasık ve zalim babası etmekte olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Senin dinine hizmet için yola çıkan kardeşlerimize yardımını lütfeyle ya Rabbi. Dini mübini en güzel şekilde tebliğ etmeyi, davet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu müesseselerin din hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçen, bina inşa eden, Kur'an kursu inşa eden ve bugün de buranın yapımında destek veren bütün kardeşlerimize, hasreten bu camiyi inşa eden kardeşimizin kendisine ve geçmişine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbel Alemin. Evlatlarımızın dilinde, dimağında senin kelamın olması nasip eyle. Amin. Onların kalbindeki atış gibi Kur'an'la kalplerin atmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, memleketimizi, milletimizi her türlü belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle. Amin. İçinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılardan, hastalıklardan ümmeti Muhammed'i uzak eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizi uzak eyle, bizleri uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hafız isminle bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayreyle, amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.